Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, yeni nesil yayıncılığın adresi 360 ekranlarına hoş geldiniz efendim. Ailenizin yarışması Ben Bilirim'in yepyeni bölümüyle karşınızdayız. Yine 4 misafirimiz stüdyomuzda, 66 soru boyunca birlikte yol alacağız. Siz de ekran başından katılırsanız memnun oluruz. Bu akşam çok enerjik bir arkadaş grubu var. Onlarla tanışmadan, buluşmadan önce başvuru videoları. Merhabalar, ben Çağrı Şener, 29 yaşındayım. Endüstri mühendisiyim. Şu anda da e-ticaret alanında çalışıyorum. Yarışmanıza katılmayı çok istiyoruz. Ekip olarak çok keyifli vakit geçireceğimizi ve yarışmada da birbirimize çok güzel meydan okuyacağımızı düşünüyoruz. Umarım bizi kabul edersiniz. Görüşmek üzere. Herkese merhaba. İsmim Irmak Durerkut, 28 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Aslen Fethiyeli'yim. Eczacılık mezunuyum. Son 5 senedir özel sektörde bir ilaç firmasında medikal departmanda çalışıyorum. Yarışmanızı ilk arkadaşımın tavsiyesiyle izleme fırsatım oldu. Umarım en yakın zamanda Ben Bilirim ekibiyle birlikte bu eğlenceli ve keyifli formatta buluşma şansını yakalarız. Görüşmek üzere. Merhabalar, ben Gülce İnci. 29 yaşındayım. İç mimarım ve gemi tasarımı üzerine çalışıyorum. Umarım biz de ekip olarak oraya gelip orada sizlerle beraber eğlenme fırsatı, yarışma fırsatı buluruz. Teşekkürler. Merhabalar değerli Ben Bilirim ekibi. Ben Onur Tekay, 32 yaşındayım. Bu yaz annem vesilesiyle programınızla tanıştım ve sonrasında arkadaşlarımla özellikle YouTube'daki videolarınızı paylaştıktan sonra beraber katılsak nasıl olur diye bir düşünce çıktı ortaya ve gelip sizle keyifli vakit geçirip yarışmayı, eğlenmeyi çok istiyoruz. Umarım bize bu zevki, bu eğlenceyi layık görürsünüz. İyi bakın kendinize, görüşmek üzere. Efendim, yarışmacılarımızın başvuru videolarını izledik. Artık onlarla stüdyomuzda buluşma vakti. Ben Bilirim stüdyosuna hoş geldiniz. Evet, bu akşam bir arkadaş grubunu ağırlıyoruz. Bir numaralı masamızda Irmak Hanım, iki numaralı masamızda Çağrı Bey, üç numaralı masamızda Onur Bey ve dört numarada Gülce Hanım var. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl keyifler? Güzel, gayet iyi. Gayet iyi. Az önce daha güzel çıkıyormuşuz. Heyecanlıyız. Aynen. Yok yok, hiç öyle bir belirti yok. Çünkü zaten birbirinizi tanıyorsunuz. Ve yani burada bir tanışma, kaynaşmaya gerek kalmadan gayet kaynaşmış bir şekilde geldiniz. Çünkü yan odalardaydık ve o yan odada hani bilmiyorum sadece yan odaya mı geldi bütün binaya mı? O coşku hissedildi. İnşallah güzel bir akşam olacak. Tüm ekip enerjik, neşeli. Ayaklarınıza sağlık tekrar. Ve bir numaradan Irmak Hanım'la başlıyoruz. Irmak Hanım hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. İsmim Irmak Durerkut. 28 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Eczacılık mezunuyum. Şu anda özel bir firmada bölgesel medikal müdür olarak çalışıyorum. Bugün arkadaşlarımla birlikte umarım keyifli saatler geçireceğiz. Teşekkürler. Süper. Var mı favoriniz ekipte Irmak Hanım? Yani bütün arkadaşlarım favorim ama Çağrı arkadaşım bir numara diyebilirim şu anda. Daha bir favori duruyor. Aynen, daha bir favori. Umarım başarılı olur. Güzel geçer inşallah sınavınızda. Bu arada bu akşam seyircilerimiz de var. Kimler var Irmak Hanım? Ekibi desteklemek için gelen. Yine ortak arkadaşlarımız Melin ve Aslı Ece bizlerle bugün. Bize destek olmaya geldikleri için teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Stüdyomuzda ağırladığımız için ayaklarınıza sağlık. O zaman Irmak Hanım'a başarılar dileyip Irmak Hanım'ın favorisi Çağrı Bey'e geçiyoruz. Hoş geldiniz Çağrı Bey. Merhabalar. Merhaba. Ben Çağrı Şener, 29 yaşındayım. Endüstri mühendisiyim. Bir gıda firmasında e-ticaret satış müdürü olarak çalışıyorum. Harika. Evliyim. Eğlenmeye geldik. Umarım inşallah çok güzel bir program geçireceğiz hep birlikte. Hiç şüphemiz yok. Güzel i̇nşallah. Geçecek. Çağrı Bey, sizin favoriniz kim ekipte? Benim favorim de Irmak Hanım. Irmak Hanım. Güzel. Aynen. Satranç başladı. Hadi bakalım hayırlısı. Bakalım göreceğiz. Başarılar diliyoruz Çağrı Bey'e. Teşekkürler. Ve 3 numaraya Onur Bey'e geçiyoruz. Hoş geldiniz Onur Bey. Hoş bulduk. Hoş bulduk Alper Bey. Ben Onur Tekay. 32 yaşındayım. Çağrı ile aynı şirkette çalışıyorum. İthalat ihracat. Proje uzmanı olarak İstanbul'da yaşıyorum. Aslen bir Samsunluyum ancak gitme şansım olmadı. Doyduğum yer İzmirliyim diye cevap veriyorum sorulduğunda. Ve umarım sizle çok keyifli vakit geçireceğiz. Favori yani buraya gelince Irmak bir tık önde olacağını düşünüyorum ben. Bir tık önde gözüküyor. Ama yine de belli olmaz. Öyle diyelim.
Evet, değişken bir tablo olacak muhtemelen. Az önce bir antrenman yaptık. 4 yarışmacımız da iyiydi. İnşallah yarışta öyle olacak. Bu arada Onur Bey dışarıda bana dedi ki mutlaka altını çizmeliyim. Bir Galatasaray taraftarı evet, olduğumun dedi. Siz unuttunuz, ben altını çizmeliyim. Çok teşekkürler. Evet. Peki başarılar diliyorum efendim. Çok sağ olun. Bu akşam ben Bedirim'de. Ve 4 numaraya Gülce Hanım'a geçiyoruz. Hoş geldiniz Gülce Hanım. Hoş bulduk. Merhaba. Gülce Merhaba. İnci. 29 yaşındayım. İç mimarım. Ben de İstanbul'da yaşıyorum arkadaşlarım gibi. Ben de özel bir şirkette çalışıyorum. Benim favorim açık ara Çağrı. Çağrı Bey'i baskı muhtemelen altına almaya başladı. Hadi bakalım. İnşallah güzel geçer. Gülce Hanım sizin nasıl peki? Kendinizi ekran başında denediğinizde nasıl geçiyor yarış? Yani ortalama. Hani herkes böyle işte sen kesin bunu bilirsin falan diye şey yaptılar ama sonra kendi aramızda denerken de yine Çağrı hep ön plana çıktı yani. Yaşayıp göreceğiz bakalım. Peki, bakalım bu akşam stüdyoda kim ön plana çıkacak? Onu görmek için adımlar atmaya başlıyoruz. Gülce Hanım'a da başarılar. Teşekkürler. Sevgili seyirciler, yepyeni bölümümüzün ilk sorusunu Irmak Hanım'la birlikte alacağız. İşte harf tablomuz. Annemle başlamak istiyorum. Sıdıka'nın sesi. Sıdıka Hanım'a saygılar. İlk sorumuzun kategorisi genel kültür olacakmış Irmak Hanım. Geliyor. Sembollerinden biri kınalı keklik olan, yoğurdu türkülere konu olmuş Mersin'e bağlı ilçedir. Süremiz başladı. Silifke. Silifke. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, kınalı keklik ve Silifke'nin yoğurduyla Irmak Hanım güzel bir giriş yaptı. Hayırlı uğurlu olsun. Darısı favori gösterilen isim Çağrı Bey'in başına. İnşallah. Buyursunlar. Ben de Benay'ın B'si ile başlıyorum. Benay'ın B'si 50 puan değerinde. Bu kez kategorimiz akrabalık ilişkileriymiş. Geliyor. Erkeğe göre eşinin kız kardeşidir. Süremiz başladı. Baldız. Baldız. Görelim. Tebrikler. Evet. Çağrı Bey de açılışını yaptı. İlk puanları aldı. Şimdi de Onur Bey'le seçiyoruz efendim. Buyursunlar. Meli'nin M'si. Meli'nin M'si. 50 puan değerinde. Onur Bey, az önce Galatasaray'dan bahsetmiştik. Futboldan geliyor efendim. Güzel. İlk sorumuzun kategorisi. Memnuniyetle karşıladı Onur Bey. Geliyor sorusu. Geçmişte yurt dışında oynamış olan 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen futbolcudur. Nokta nokta Erdinç. Süremiz başladı. Mevlüt. Mevlüt Erdinç. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Ve soru seçme sırası Gülce Hanım'da. Hani Deniz'in D'si diyorum. Deniz'in D'si 60 puan değerinde. Gülce Hanım, kategorisi genel kültür olacak sorunuzun geliyor. Kelimelerin başına veya hecelerin arasına başka hece ekleyerek yapılan bir dönem çocuklarının çok sevdiği konuşma şeklidir. Süremiz başladı. Kuş dili. Kuş dili. Doğru mu? Görelim. Evet, var mıydı bilen kuş dili, yani konuşan geçmişte? Biz zamanında. Evet, zamanında hepimiz, hepimizin kullandığı bir dili vardı. Sınandığımız bir dildi, evet. Evet. Böylece Gülce Hanım da açılış yaptı. Yalnız çok güzel başladık. Herkesin herkes puanı var. Sorusunu. Evet, herkes kendi sorusunu bildi. 60, 50, 50, 60 şeklinde şu an tablomuz ve Irmak Hanım ikinci sorusunu seçiyor. Yiğit Han'ın Y'si. Yiğit Han'ın Y'si. 70 puan değerinde, kategorisi coğrafya Irmak Hanım. Alıyoruz. Atatürk Barajı'ndan sonra Fırat Nehri üzerinde yer alan en büyük ikinci barajdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Gülce Hanım buyurun. Karakaya. Karakaya Barajı. Doğru mu? Görelim. Kutlarız.
Evet, bu kez hanımlar arası bir paslaşma oldu. Irmak Hanım'ın sorusu Gülce Hanım'a gitti. Buyursunlar Çağrı Bey. U diyeyim ben. U harfi. Aynen. Kategorimiz müzik olacak Çağrı Bey, sizin sorunuzda geliyor. Issız Adam filminde de dinlediğimiz Yalnızım Ben parçasıyla özdeşleşmiş şarkıcıdır. Süremiz başladı. Nil Burak. Nil Burak. Görelim. Kutlarız. Soru seçme sırası Onur Bey'de. Onur'un O'su. Onur'un O'su 40 puan değerinde. Bu kez kategorimiz sokak lezzetleriymiş Onur Bey. Geliyor sizin için. Genelde büfelerde satılan, ekmek arasına patates, ketçap, mayonez konularak hazırlanan sokak lezzetidir. Süremiz başladı. Patso. Patso. Görelim. Tebrikler. Daha sorunun üçüncü kelimesindeyken Onur Bey biliyorum bakışı attı ve puanı aldı. Kutluyorum efendim. Severek de yiyorum. Süper. Ve şimdi Gülce Hanım'dayız. Geliyor harflerimiz. Zeynep'in Z'si. Zeynep'in Z'si 70 puan değerinde. Kategorisi anlam bilgisi olacak Gülce Hanım. Buyursunlar. Yüksek makamdaki bir kişi ya da kuruma sunmak, saygıyla bildirmek anlamına gelen ifadedir. Süremiz başladı. Arz etmek. Arz etmek. ...70 puan kazanacak mıyız? Görelim. Kutlarız. Evet, yaklaşık 8 yıllık arkadaştılar ve güzel başladılar efendim. Ben Bilirim'in ilk soruları keyifli geçti, hızlı geçti. Şimdi tekrar Irmak Hanım'dayız. Yumuşak G. Yumuşak G 70 puan değerinde. Bir anlam bilgisi sorusu da Irmak Hanım için geliyor. Güvenlik içinde ve hiçbir zarara uğramadan anlamına gelen sözdür. Süremiz başladı. Sağ salim. Sağ salim. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Süper. İnsan bir butona basası geliyor değil mi? Bastım. Bastım. Evet. Yani süre bir sağlama alayım yine diye. Ama güzel gördünüz, hızlı gördünüz. Tebrikler Irmak Hanım. Teşekkürler. Çağrı Bey'deyiz tekrar. Buyursunlar. Tamam. Ben de annemle devam edeyim. Şakire'nin şeysi. Şakire Hanım'a saygılar. 60 puan değerinde. Kategorisi giysilermiş Çağrı Bey, sorunuzun. Geliyor. Ökçesiz ve arkalıksız terlik veya ayakkabıya verilen addır. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Buyurun Gülce Hanım. Şıpıdık. Şıpıdık. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Onur Bey çok mutlu ettim. Favori diyorduk. Öyle mi? Evet, Gülce Hanım güzel gördü. Ekibin favori gösterdiği Çağrı Bey'in sorusunda ama mutlaka olacak bu daha İnşallah. Sonuna kadar. Özellikle birazdan o 100 puanlı, 150 puanlı sorularda da yaşayacağız. Daha hızlı gördü Gülce Hanım. Bu arada şıpıdıkla ilgili Türk Dil Kurumu şipidik ve şıpşıp olarak da kabul gördüğünü belirtirdi efendim. Puanlar Gülce Hanım'a gitti. Sıradaki sorumuza geçiyoruz Onur Bey'le. Trabzon'un T'si. Trabzon'un T'si 60 puan değerinde. Onur Bey, kategorimiz giysiler olacak. Geliyor. Mevlevi dervişlerinin giydiği kolsuz, yakasız, yırtmaçlı, beli kırmalı, uzun ve geniş giysidir. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı?
Mevlevi dervişlerinin giydiği kolsuz, yakasız, yırtmaçlı, beli kırmalı, uzun ve geniş giysiyi arıyoruz. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir tane daha. Buyurun Çağrı Bey. Tennure. Tennure. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Güzel gördünüz Çağrı Bey. Ekip yayına girmeden önce Çağrı Bey'in özellikle birçoğumuzun ulaşamadığı cevaplara ulaşma gibi bir durumu vardır demişlerdi. Gerçekten öyle oldu. Güzel de puan aldık. Tebrikler. Teşekkürler. Buyursunlar Gülce Hanım. Herkes annelerinden gitti. Ben de anneden gitmek istiyorum. Nuran'ın N'si. Nuran Hanım'a saygılar. 70 puan değerinde. Kategorimiz anlam bilgisiymiş Gülce Hanım. Geliyor. Argo'da kaçan veya saklanan birini yakalama anlamında kullanılan sözcüktür. Süremiz başladı. Enselemek. Ensele. Enselemek. 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 Evet. Enselemek. Doğru mu? Görelim. Değilmiş. Buyurun Irmak Hanım. Enseleme. Enseleme. Evet, kutularımıza sığmıyordu enselemek. Enseleme Irmak Hanım'a 70 puan kazandırır mı? Görelim. Kutlarız. Gülce Hanım cevabının arkasında çok durdu. Hani üçüncü seferde enselemek olunca puanlar Irmak Hanım'a gitti. Kutluyoruz. Puan tablosuna bakmadık bir süredir. Dilerseniz bir tabloya bakalım. Liderlik koltuğundaki isim 260 puanla Gülce Hanım. İkincilik koltuğunda Irmak Hanım var 200 puanla. Çağrı Bey 160 puan. Onur Bey 90 puanla yarışı sürdürüyor. Ve geçiyoruz sıradaki sorumuza Irmak Hanım'la. Erol'un E'si. Erol'un E'si. Değeri 70 puan. Bu kez kategorimiz bilim dalları olacak. Geliyor. Diğer adı budun bilimi olan insanların ırklara ayrılışı, yeryüzüne yayılışı ve kültürlerini inceleyen daldır. Süremiz başladı. Etnoloji. Etnoloji. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Buyurun Çağrı Bey. Şimdi de beraber alıyoruz efendim. P diyeyim ben. P. Patatesin P'si. 60 puan patatesi. Değerinde. Efendim? Ödemiş patatesinin P'si olsun. Ödemiş patatesinin P'si özellikle. Aynen. Birazdan soracağım sorudan sonra. Kategorimiz bitkiler. Çağrı Bey için geliyor. Çizgi film karakteri Temel Reis'in gücünün sembolü olan bitkidir. Süremiz başladı. Ispanak. Ispanak. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, burada da fire vermedi Çağrı Bey. Neden ödemiş patatesi? Daha önceki bir programda çıkmıştı da Irmak Hanım, aynen Irmak Hanım bilmişti. Ha, siz izlerken ödemiş evet. Patatesini mi bildi Irmak Hanım? Evet. Fethiyeli olduğu için. Bugün de, evet. Yok, İzmir'den bir arkadaşım ödemişli olduğu için diyeyim. Buradan selam gönderiyorum. Evet, bugün de coğrafi işaret tescilli sorularımız olacak. Aa. Evet, ekran başında Irmak evet. Hanım hızlı ulaşmış. Bakalım bugünkü sorularda nasıl bir performans göreceğiz efendim. Şimdi de Onur Bey seçecek sorusunu. Çankırı'nın Ç'si. Çankırı'nın Ç'si 50 puan değerindeymiş Onur Bey. Kategorimiz genel kültür olacak efendim. Geliyor. Fay hattının çökmesiyle oluşmuş Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesindeki tabiat parkıyla adı aynı coğrafi oluşumdur. Nokta nokta şelalesi. Süremiz başladı. Gelmedi tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var. Ekrandaki cevabımız hem nokta nokta tabiat parkı hem de nokta nokta şelalesi olarak kullanılırmış. Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha.
3 harfi göremiyoruz. 30 puanımız var. Kime gidecek bu sorunun puanı? Bir kutu daha. Fay hattının çökmesiyle oluşmuş Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesindeki tabiat parkıyla adı aynı coğrafi oluşum. Irmak Hanım. Su Uçlu. Efendim? Su Uçlu. Su Uçlu Şelalesi. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Buyurun Onur Bey. Surçlu. Efendim? Surç. Surç. Surçlu. Görelim. O da değilmiş. İki harfimiz var. 20 saniyeden az süremiz var. Buyurun Çağrı Bey. Su Uçtu. Su Uçtu Şelalesi. Görelim. Kutlarız. Beklemiyordunuz herhalde. Yok, ben de çok beklemiyordum. Çünkü cevap çıkınca herkesten çok siz şaşırdınız. Güzel puan aldık. 20 puanı Çağrı Bey'le kazandık efendim. Kutlarız bir kez daha. Sağ olun, şimdi Gülce Hanım'ın sorusu. Harflerimiz şöyle. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız yine hepimizin. Can Çetin C'si. Can Çetin'in C'si 60 puan değerinde. Kategorimiz coğrafya olacak. Gülce Hanım için geliyor. İtalya'nın güneyinde yer alan bir Akdeniz adasıdır. Süremiz başladı. Sicilya. Sicilya. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, bu cevabın ardından puan tablosuna baktığımızda efendim Gülce Hanım 320 ile liderlik koltuğunda yerini sürdürüyor. Buyursunlar Irmak Hanım. Aslı'nın A'sı. Aslı'nın A'sı. 50 puan değerinde Irmak Hanım. Kategorimiz çizgi filmlermiş. Geliyor sorusu. Ailesiyle köyde yaşayan meraklı bir çocuğun maceralarını anlatan son yıllarda okul öncesi yaş grubu çocukların sevdiği çizgi filmdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Gülce Hanım. Nilo'ya. Nilo'ya. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Teyze olmanın avantajları burada. Efendim? Teyze olmanın avantajları burada çıkıyor. Teyze olmanın avantajları çıkıyor evet karşımıza. Gülce Hanım güzel gördü. Irmak Hanım da hatırladı zaten cevap çıktıktan yok, sonra. Yok, hiç hatırlamadı. Hatırlamadı. O bakış hatırlama bakışı değil yok. Yani. Allah Allah bak. Hiç yani yakın gelmedi bana. Peki tebrik ederiz Gülce Hanım efendim. Şimdi de Çağrı Bey'in sorusunu alıyoruz. Van'ın V'si. Van'ın V'si. 50 puan kazandırabilir Çağrı Bey. Kategorimiz balıklar olacak. Alıyoruz. Başının üst kısmında birçok yaprakçıktan meydana gelmiş yapışma organı bulunan deniz canlısıdır. Nokta nokta balığı. Süremiz başladı. Vantuz. Vantuz balığı. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Çağrı Bey sektirmedi. Buyursunlar efendim darısı Onur Bey'in başına. Amin. Bu arada annemle babamın isimlerini kullanamadım. Arkadaşlar hepsini aldılar. Hani darılmasınlar bana. Galatasaray'ın G'si diyelim bari. Galatasaray'ın G'si. Annemle babamın ismini kullanamadım. Bari Galatasaray'ımı kullanayım diyorsunuz. 40 puan değerinde. Kategorisi bu kez tarih olacak Onur Bey sorumuzun. Geliyor. Antik çağda yönetim, politika ve ticari işlerin konuşulduğu ve sosyal etkinlikler için halkın toplandığı alanlara verilen isimdir. Süremiz başladı. Agora. Agora. Görelim. Tebrikler. Süper. Burayı uğurlu geldi. Da, evet, burayı da temiz atlattık Onur Bey. Galatasaray uğurlu geldi. Evet, uğurlu geldi. Şimdi Gülce Hanım'dayız. Alıyoruz harflerimizi. Feride'nin F'si. Feride'nin F'si 40 puan değerinde. Sorunuzun kategorisi anlam bilgisi olacak. Geliyor. Onursal, gönüllü, karşılıksız anlamlarına gelen sözcüktür. Süremiz başladı.
Fahri. Fahri. Görelim. Tebrikler. Evet, son 8 soruya gireceğiz. Son 8 soruya girmeden önce ilk turumuzda puan tablosuna bir kez daha bakıyoruz efendim. 410 puanla Gülce Hanım liderlik koltuğunda. Çağrı Bey yaptığı son ataklarla ikincilik koltuğunda 290 puan. Irmak Hanım 270 puanla yarışı sürdürüyor. Onur Bey 130 puanda. Yeniden Irmak Hanım'dayız. Ömer'in Öğüsü. Ömer'in Öğüsü. Kategorimiz bu kez astronomi olacak Irmak Hanım. Geliyor. Milyarlarca yıldız, gezegen, bulutsu ve gaz bulutlarından oluşmuş bağımsız sistemlere verilen addır. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Milyarlarca yıldız, gezegen, bulutsu ve gaz bulutlarından oluşmuş bağımsız sistemlere verilen ad. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Irmak Hanım. Gökada. Gökada. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, kendi sorusunda puanları aldı Irmak Hanım. Buyursunlar Çağrı Bey. Ben Aslı'nın A'sını kaçırdım. I'sıyla devam edeyim. Aslı'nın A'sını kaçırdık. I'sını kaçırmamışız. Aynen. Güzel. 60 puan değerinde. Kategorisi sorumuzun edebiyat olacak Çağrı Bey. Geliyor efendim sizin için. Hadi bakalım. Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eseri Yaprak Dökümü'nde evin babası olan karakterdir. Nokta 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 bey. Süremiz başladı. Ali Rıza. Ali Rıza Bey. Görelim. Tebrikler. Süper. Yine hasarsız atlattık burayı da. Ne oldu? Ali Rıza Bey deyince orada bir kendi aranızda... Ne, aman tadımız kaçmasın. Aman tadımız kaçmasın. Kaçmasın. Tebrik ederiz efendim Çağrı Bey'i. Teşekkür ederim. Tadı kaçmadan soruyu atlattık. Darısı Onur Bey'in başına. Amin. Harflerimiz Onur Bey için geliyor. İzmir'in iyisi. İzmir'in iyisi. 50 puan değerinde, kategorisi sağlık olacak Onur Bey. Sorumuz şöyle sorulmuş. Son yıllarda birçok kişinin miktarına dikkat ettiği, besinlerin vücudun sıcaklık ve enerjisini sağlama değerlerini gösteren ölçüdür. Süremiz başladı. Kalori. Kalori. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Gülce Hanım'a geçti. Harf ve soru seçme sırası. Ramazan'ın R'si. Ramazan'ın R'si. Değeri 60 puan. Kategorisi anlam bilgisi olacak sorumuzun. Geliyor Gülce Hanım için. Kalıcı, sonsuza kadar yaşayacak olan anlamına gelen kelimedir. Süremiz başladı. Payidar. Payidar. 60 puan kazandıracak mı Gülce Hanım'a? Görelim. Kutlarız. Evet, sektirmedi Gülce Hanım. Güzel puan aldı efendim buradan. Kaldı elimizde ilk turumuzda son 4 soru. Bir kez daha tabloya baktığımızda yine liderlik koltuğunda Gülce Hanım'ı görüyoruz. 470 ile ikincilik koltuğunda Çağrı Bey 350, Irmak Hanım 310, 180 Onur Bey. Buyursunlar Irmak Hanım. Kemal'in K'si. Kemal'in K'si. 70 puan değerinde. Arka arkaya geldi. Bir sağlık sorumuz daha varmış. Buyursunlar. 1347-1358 yılları arasında Avrupa'da büyük yıkıma yol açan veba salgınının bilinen diğer adıdır. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var. 1347-1358 yılları arasında Avrupa'da büyük yıkıma yol açan
veba salgınının bilinen diğer adını arıyoruz. Kutularımızdan bir tanesini açıyoruz. Buyurun Irmak Hanım. Kara veba. Kara veba. Efendim? Şimdi bu. Kara veba. Görelim. Değilmiş. Buyurun Çağrı Bey. Kara bela. Kara bela. 60 puan kazandırdı mı? Görelim. Değilmiş efendim. Irmak Hanım. Kara ölüm. Kara ölüm. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Kara veba ile girip kara bela ile devam edip kara ölümle aldık puanları Irmak Hanım'la. Bu arada Ankara Üniversitesi kaynaklarında konuyla ilgili şöyle bir açıklama vardı. Ortaçağ Avrupa'sının en büyük salgınlarından olan veba ilk olarak 6. yüzyılda ortaya çıkan ve Justinian vebası adıyla bilinen salgındır. İkinci büyük veba ise 14. yüzyılda görülen ve kara ölüm diye adlandırılan salgındır. Sonraki yıllarda salgın deniz ve karayoluyla Fransa'ya, Endülüs'e, İspanya'ya, İngiltere'ye, Hollanda'ya, Avusturya'ya ve İskandinav ülkelerine yayılarak bütün Avrupa'yı sarmıştır. 1347 tarihinde başlayan salgın 1358 yılında Rusya'da son kurbanını almasıyla geçici bir süre durağanlaşmıştır der. Aradığımız cevap özellikle Avrupa'da bilinen adıyla kara ölümdü. Irmak Hanım buldu. Sıradaki sorumuzu seçiyoruz Çağrı Bey'le. Ü. Ünye'nin Ü'sü 50 puan kazandırabilir. Bu kez kategorimiz genel kültür. Çağrı Bey için geliyor. Anlamlarından biri iki kişi arasında tanıklar önünde yapılan sözlü atışmadır. Süremiz başladı. Birden çok anlamı varmış. Anlamlarından biri de... Düello. Düello. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Kaldı elimizde ilk turumuzda son iki soru. Bu arada sözlükte düellonun üç anlamı çıkıyordu. Birisi silahlı vuruşma iki kişi arasında. Diğeri tanıklar önünde yapılan sözlü atışma. Üçüncüsü de siyasi ekonomik güçler arasındaki çatışma şeklinde. Ve soru seçme sırası Onur Bey'le. Latif'in L'si. Latif'in L'si. Kategorimiz edebiyat Onur Bey. Geliyor sizin için. Yaşar Kemal'in 3 Anadolu Efsanesi kitabında kaleme aldığı bir halk anlatısıdır. Nokta nokta efsanesi. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Yaşar Kemal'in 3 Anadolu Efsanesi kitabında kaleme aldığı bir halk anlatısı. Nokta nokta efsanesi. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir tane daha. Buyurun Çağrı Bey. Ala geyik. Ala geyik efsanesi. 50 puan kazandıracak mı Çağrı Bey'e? Görelim. Kutlarız. Arkadaşlarının şaşkın bakışları arasında yine... Benim de şaşkın bakışlarım arasında. Puanı aldı Çağrı Bey. Kutluyoruz Çağrı Bey. Bu arada ilk turumuzu tamamlamak için Gülce Hanım'la son sorumuzu seçeceğiz. Sonra puan tablosuna bakacağız. Buyursunlar. Zaten pek bir şansım yok. Evet. H harfiyle. Evet, usulen Hatay'ın H'si. 50 puan değerinde. Kategorimiz sanat olacak Gülce Hanım sorunuzda. Geliyor. Farklı üsluplarla estetik biçimli el yazısı yazan sanatçılara verilen isimdir. Süremiz başladı. Hattat. Hattat. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, dört misafirimizin keyifli rekabetinde ilk tur puan tablosuna bakma vakti efendim. Liderlik koltuğundaki isim 520 puanla Gülce Hanım. 450 puanla ikincilik koltuğunda Çağrı Bey var. Irmak Hanım 370 puanla tamamladı ilk turu. Onur Bey 180 puan topladı ilk turumuzda. Birazdan bu tablo çok değişebilir. Çok yüksek puanlı sorular var sizin de çok iyi bildiğiniz gibi. Gülce Hanım memnun musunuz gidişattan? Memnunum.
bir sıkıntı çıkmadı henüz. Evet, çıkmadı. En büyük stresim böyle çok hakim olduğum konularda bir soruyu bilmemekti. Sanat falan gelince dedim ki eyvah. Neyse şimdiye kadar sıkıntısız atlattık bakalım inşallah bundan sonra. Hem de liderlik koltuğunda bitirdiniz. Gayet bunu beklemiyordum. Beklemiyor muydunuz? Bunu beklemiyordum. Zaten o tanışmada sorduğumuzda kendinizi favori olarak görmüyordunuz. Yok. Güzel başladınız. İnşallah devamı da hepimiz için güzel olur. İnşallah. Onur Bey siz nasıl buldunuz? Yani dört kişi olduğumuz için herhalde dördüncüyüm. Umarım yani geri dönüşleri severiz. Elimizden geleni yapacağız ama bakalım. Yok, ama çok keyifli zaman geçiyor. Amacımız buydu. Yani ben söylüyorum en azından siz biraz daha rekabet içindesiniz. Ben de tanıdığım kadarıyla şunu söyleyebilirim. Sizin üslubunuz daha mütevazı. Dolayısıyla birazdan gelecek cevaplarda, tabloda her şey değişebilir. Yani bakalım. Başvuru videosunda bile hani bizi oraya layık görürseniz diye başvurmuşsunuz. Mesela o ifade şuraya kazınmıştı. Dolayısıyla hep hani o tarz cümleler kurduğunuz için ben şu anki cümleyi de ona yoruyorum. İnşallah ikinci tur güzel geçecek. İnşallah. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Çağrı Bey siz ne dersiniz? Yani Gülce'yi yakalamam gerekiyor. Biraz daha egale etmem gerekiyor. Memnunum ama şu anki tabloda. 70 çok puan. Çok yakınsınız zaten. Aynen. İnşallah güzel geçer. Kapanacağını düşünüyorum. Başarılar İnşallah. Diliyorum ikinci turda da. Irmak Hanım? Benim zaten ikinci favorim Gülce'ydi. İlk turda önde gidiyor. Tebrik ediyorum. İkinci turda bakalım daha çekişmeli olacak diye düşünüyorum. Benim de en büyük korkum hani böyle... Bilmem gereken soruları bilmemekti. Şu ana kadar güzel gidiyor. İnşallah ikinci turda da aynı şekilde devam ederiz. Hepimiz adına o sıkıntılı soru durumu olmadı. Temiz geçti. İnşallah ikinci turda güzel geçecek. Başarılar diliyorum Irmak Hanım size de ikinci turda. Sevgili seyirciler, Ben Bilirim'de ikinci tur zamanı. 28 soru daha göreceğiz. Arkasından iki yarışmacımız final turuna yükselecek. Onu belirlemek için hadi geçelim ikinci tura. Sevgili seyirciler, Ben Bilirim'de ikinci tur zamanı. İlk sorumuzu Irmak Hanım'la alarak başlıyoruz efendim yeni turumuza. Fethiye'nin F'si. Fethiye'nin F'si. 100 puan değerinde kategorimiz bu soruda oyuncular olacak Irmak Hanım. Geliyor ilk soru. 80'ler dizisinde Almanya'dan gelmiş Şahin karakterini canlandıran oyuncudur. Süremiz başladı. Gelmedi tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? 80'ler dizisinde Almanya'dan gelmiş Şahin karakterini canlandıran oyuncu. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir tane daha. ...80 puanımız var. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Gelecek birazdan bence. Bakalım kimden gelecek. Bir kutu daha. 50 puanımız kaldı. Bir kutu daha. Buyurun Irmak Hanım. Ceyhan Fersoy. Doğru mu? Görelim. Değilmiş efendim Onur Bey. Ceyhun Fersoy. 40 puan kazandıracak mı Onur Bey'e? Görelim. Kutlarız. Evet, ekranların sevilen dizisi, aynı zamanda 360 ekranlarında da yayınlanan dizi 80'lerde. Ceyhun Fersoy'u arıyorduk. Puanlar Onur Bey'e gitti. Tebrik ederiz bir kez daha. Çok şimdi Çağrı Bey'deyiz. Burak'ın B'si 90 puan değerinde. Kategorimiz müzik olacak Çağrı Bey. Geliyor. Sözü müziği Bora Ayanoğlu'na ait olan ve Alpay, Haramiler, Cem Karaca tarafından seslendirilen şarkıdır. Süremiz başladı. Gelmedi tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Çok bilinen bir şarkıdır. Eminim dört yarışmacımız da birazdan hatırlayacak. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Müzik
Gün doğarken her sabah. Bir kutu daha. Sözü müziği Bora Ayanoğlu'na ait olan ve Alpay, Haramiler, Cem Karaca gibi sanatçılar tarafından seslendirilmiş şarkıyı arıyoruz. Çağrı Bey buyurun. Fabrika Kızı. Fabrika Kızı. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Evet. İkinci turumuza da beyler hızlı başladı. İlk sorunun cevabı Onur Bey'den, ikinci sorunun cevabı Çağrı Bey'den geldi. Tabloya baktığımızda da liderlik koltuğunda iki isim var. 520-520 Gülce Hanım'la Çağrı Bey. Sorumuzun sahibi ise Onur Bey olacak. İzmir'in iyisi. İzmir'in iyisi. Kategorimiz genel kültür olacak Onur Bey. Sizin için ekranda. İnşa edildiği tepenin Keban Baraj Gölü suları altında kalması nedeniyle bugün bir ada üzerinde yer alan Tunceli'nin tarihi yapısıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Gülcan. Pertek Kalesi. Pertek Kalesi. İnşa edildiği tepenin Keban Baraj Gölü suları altında kalması nedeniyle bugün bir ada üzerinde yer alan Tunceli'nin tarihi yapısı Pertek Kalesi mi? Görelim. Kutlarız. Çok güzel gördünüz Gülcan. Elazığlı olduğum için yakın coğrafya. Evet. Epey yakın dediğiniz gibi ve puanlar Gülce Hanım'a gitti bu sorumuzda. Şimdi de Gülce Hanım kendi sorusunu seçiyor. Efe'nin E'si. Efe'nin E'si 90 puan değerinde. Kategorimiz sağlık olacak Gülce Hanım. Geliyor. 1976'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ortaya çıkmış, çoğunlukla ölüme neden olan önemli bir hastalık sebebidir. Süremiz başladı. Ebola virüsü. Ebola virüsü. Ebola virüsü. Aradığımız cevap mı? Görelim. Değilmiş. Buyurun Çağrı Bey. Ebola virüsü. Ebola virüsü. 90 puan kazandıracak mı? Görelim. Tebrikler. Evet, Gülce Hanım'dan sekti, Çağrı Bey'e gitti. Bu arada adını Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki Ebola Nehri yakınlarında tespit edildiği için oradan almaktaydı. Burada puanlar Çağrı Bey'in hanesine yazıldı. Buyursunlar, yeni sorumuzun sahibi Irmak Hanım geliyor. S. Samsun'un S'si. Samsun'un S'si. 130 puan kazandırabilir Irmak Hanım'a. Kategorimiz atasözleriymiş Irmak Hanım. Geliyor. İnsanlar kendisinden yetenekli bir başkasının da olabileceğini bilmelidir anlamında kullanılan atasözüdür. Süremiz başladı. El elden üstündür. El elden üstündür. Çok güzel puanı var. 130 puan kazandıracak mı Irmak Hanım'a? Görelim. Kutlarız. Yüksek puanlı turumuz ikinci turda. 130 puan gelince tablo nasıl etkilendi? Irmak Hanım kaç puana taşınmış? 500 puanı gördü efendim. Kutlarız bir kez daha. Şimdi Çağrı Bey seçiyor sorusunu. Aslı Ece'nin A'sı. Aslı Ece'nin A'sı 80 puan değerinde. Kategorimiz bitkiler olacak Çağrı Bey. Geliyor. Acı kabak, acı kavun, balsam elması ve balsam armudu olarak da isimlendirilen tropikal bir meyvedir. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Ana vatanı olarak Hindistan kabul edilmektedir. Adını ülkemizde de sıkça duymaktayız. Ne olabilir acaba o tropikal meyve? Kutularımızdan bir tanesini daha açalım.
acı kabak, acı kavun, balsam elması ve balsam armudu olarak da isimlendirilen tropikal meyveyi arıyoruz. 60 puana düştük. Bir kutu daha. Birazdan gelecek. Bir kutu daha. Gelmek üzere. Buyurun Irmak Hanım. Kudret narı. Kudret narı. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet, burada da rakiplerinden hızlı gördü. Irmak Hanım Kudret Narı'nın puanlarını kazandı. Yeni sorumuzu seçiyoruz efendim. Buyursunlar, harf tablosu Onur Bey için. Melin'in M'si. Melin'in M'si 80 puan değerinde. Kategorisi tarihmiş Onur Bey sorumuzun. Alıyoruz. Babası Sultan II. Murat olan, Fatih Sultan Mehmet'le kardeş olan kişidir. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Babası Sultan II. Murat olan, Fatih Sultan Mehmet'le kardeş olan kişi. Bir kutu daha. Buyurun Çağrı Bey. Fatma Hatun. Fatma Hatun. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Onur Bey'in sorusunda Çağrı Bey'e gitti puanlar. Şimdi de Gülce Hanım'la seçiyoruz harfimizi. Lale'nin L'si. Lale'nin L'si değeri 120 puan. Gülce Hanım kategoriniz deyimlermiş. Geliyor. Çok korkmak, bunalmak, ölüm duygusuna kapılmak anlamlarındaki deyimdir. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var. Çok korkmak, bunalmak, ölüm duygusuna kapılmak anlamlarındaki deyimi arıyoruz. Ekranda çok kullanılan bir deyim var. Buyurun Çağrı Bey. Ecel teri dökmek. Ecel teri dökmek. Liderlik yarışı açısından önemli bir soruydu. 120 puan kazandıracak mı? Görelim. Kutlarız. Evet, bu cevabın ardından bir kez daha tabloya dönüp bakıyoruz efendim. 780-620 şeklinde şu an liderlik yarışında son durum. Şimdi de Irmak Hanım'dayız. Van'ın V'si. Van'ın V'si 120 puan değerinde bir tarih sorumuz daha varmış Irmak Hanım. Sizin için geliyor. Günümüzde birçok kalıntısına rastlanan, tarihten önceki zamanların ayrıldığı dönemlerden biridir. Süremiz başladı. Gelmedi, Çağrı Bey ben bilirim dedi. Cilalı Taş Devri. Cilalı Taş Devri. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Çağrı Bey, son sorularda ne oldu böyle? Aynen, açıldım biraz. Evet, açıldınız. Efendim Gülcem? Özüne döndü. Ekibin beklentilerini karşılamaya başladı diyorsunuz. Peki, güzel gidiyor Çağrı Bey. Nazar değmesin. Amin. Ve efendim şimdi kendi sorusunu seçecek. Cihan'ın C'si. Cihan'ın C'si 110 puan değerinde, kategorisi dizilermiş. Geliyor sorusu. Ekmek Teknesi adlı nostaljik dizide Hasan Kaçan tarafından canlandırılmış karakterdir. Süremiz başladı. Herodot Cevdet. Herodot Cevdet. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Kutluyoruz Çağrı Bey. Irmak Hanım ne oldu?
Çağrı da butona basmaya başladı benden. Benden bulaştı. Evet. Irmak Hanım soru seçtiği zaman butona basılmış. Çağrı Bey de aynı yolda. Bulaştı. Tebrik ederiz Çağrı Bey'i. Burada da sektirmedik. Şimdi Onur Bey'deyiz efendim. Geliyor harflerimiz. Yozgat'ın Y'si. Yozgat'ın Y'si 90 puan kazandırabilir. Kategorisi coğrafya olacak Onur Bey. Sorumuz şöyle. Güney Pasifik Okyanusu'nda yer alan bir ada ülkesidir. Süremiz başladı. Yeni Zelanda. Yeni Zelanda. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Süper. Nasıl ikinci tur? Beklediğiniz gibi gidiyor mu Onur Bey? Yani arada tabloyu verdiğinizde puan tablosunu pek öyle gitmediği görünebilir aslında. Vermeyiz o zaman. Sürpriz olsun. Hiç skor görmeden yürürüz. Yeter ki sizin keyfiniz çok keyifli olsun. Ama gerçekten süper. Çok eğlenceli geçiyor. Ve efendim şimdi de sorumuzu Gülce Hanım'la seçiyoruz. Buyursunlar. Ben yine Zeynep'in Z'si diyeceğim. Zeynep'in Z'si 120 puan değerinde. Kategorisi bitkilermiş Gülce Hanım. Sizin için geliyor. Su kıyılarında yetişen, medikal ve besin amaçlı ilk çağlardan beri kullanılan yüksek tuz içeriğine sahip bitkidir. Süremiz başladı. Gelmedi Çağrı Bey, ben bilirim dedi. Deniz kestanesi. Deniz kestanesi. Aradığımız cevap mı? Görelim. Değilmiş. Su kıyılarında yetişen, medikal ve besin amaçlı ilk çağlardan beri kullanılan yüksek tuz içeriğine sahip bitkiyi arıyoruz. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Onur Bey. Deniz börülcesi diyeceğim ama. Deniz börülcesi. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Süper. Arka arkaya iki cevap güzel geldi Onur Bey'e. Şimdi sorumuzun sahibi Irmak Hanım efendim. Ödemiş'in Ö'sü. Ödemiş'in Ö'sü. Bugün Irmak Hanım Ödemiş üzerinden yürüyor. 130 puan değerinde. Kategorimiz deyimler olacak Irmak Hanım. Geliyor. Çok uzak bir yerden bahsederken kullanılan deyimdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Onur Bey. Dünyanın öbür ucu. Dünyanın öbür ucu. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Az önce ikinci tur nasıl geçiyor dediğimde puanlara bakmadığınızda iyi geçiyor demişti. Puanlara bakacak hale geldik Onur Bey bence. Gayet güzel gidiyor. Bir bakalım mı? 550 puanla ikincilik, üçüncülük koltuğuna geçti Onur Bey bu cevabın ardından. 1010, 620, 550 ve 540 oldu tablo. Ve soru seçiyoruz. Şimdi de Çağrı Bey ile beraber. Çağrı'nın Ç'si olsun. Çağrı'nın Ç'si 110 puan değerinde. Kategorimiz yine deyimler geliyor. Bir işin çözümlenemeyecek duruma düşmesi anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı. Çıkmaza girmek. Çıkmaza girmek. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Harika. Liderimiz Çağrı Bey de güzel puan kazandı. Buyursunlar Onur Bey seçiyor. Yine Galatasaray'dan gidelim. Gel. İlk turda uğurlu gelmişti. Bakın. Agora sorusunda Galatasaray bu kez 110 puan değerinde ve kategorisi diziler olacak. Onur Bey için geliyor. Başrollerini Naz Elmas, Özcan Deniz ve Nebahat Çehre'nin paylaştığı 2004-2006 yılları arasında yayınlanmış dizidir. Süremiz başladı. Haziran Gecesi. Haziran Gecesi. Haziran Gecesi.
Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet. Galatasaray'ın gerçekten uğuru var herhalde. Maşallah. Size. Maşallah. Puan tablosunda Onur Bey'i kaça taşıdı? 660 puanla ikincilik koltuğuna taşıdı. Az önce dilim sürçüp ikinci demiştim. Onur Bey beni yanıltmadı. Hemen arkasından geldi puanlar. Bu arada bu akşam 4 arkadaşı ağırlıyoruz. 8 yıllık arkadaşlar ve çok keyifli bir dostlukları var. Burada da bu dostluğu tatlı sert bir rekabetle pekiştiriyorlar efendim. Sıradaki sorumuzu alıyoruz. Kiminle birlikte? Gülce Hanım'la. Yumuşak G diyelim Mustafa. Yumuşak G, 80 puan değerinde Gülce Hanım. Kategorimiz evlilikmiş. Buyursunlar. Evlilik nedeniyle yapılan kutlamada katılanların çalgı eşliğinde hep birlikte hareket etmesiyle oluşan topluluktur. Süremiz başladı. Gelmedi. O, Çağrı Bey ben bilirim dedi. Düğün alayı. Düğün alayı. Alayı. Ha alayı. Alayı. Düğün alayı. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Siz halayını mı sığdırmaya çalışıyorsunuz? Yani, düğün konusuna emindim de gerisinde böyle bayağı ortalık karıştı. Evet, Çağrı Bey güzel gördü. Düğün alayından da iyi puan aldık. Liderlik koltuğunda yerini biraz daha sağlamlaştırdı. Buyursunlar efendim. Irmak Hanım'la şimdi de sorumuzu seçiyoruz. Deniz'in D'si. Deniz'in D'si 110 puan değerinde. Bu kez kategorimiz yemekler olacak Irmak Hanım. Geliyor. Yuvarlak pide biçiminde yapılıp, kurutulup, yumurtaya bulanıp, yağda kızartılan, ateşte şerbeti çektirilen tatlıdır. Süremiz başladı. Gelmedi Gülce Hanım ben bilirim dedi. Ekmek kadayıfı. Ekmek kadayıfı. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Böylece düğün alayıyla kaçırdığımız puanları ekmek kadayıfıyla telafi etmiş olduk Gülce Hanım'la. Evet. Tebrik ederiz efendim. Irmak Hanım ne diyorsunuz gidişata? Hızlandı rakipler. Rakipler hızlandı, ben yavaşladım. Olsun, benim zaten favorim her zaman Gülce ve Çağrı'ydı, aynı şekilde devam ediyor. Yok, daha çok sorumuz var, belli olmaz. Birazdan 2-3 soru bir anda bakalım tabloyu değiştirebilir, bakalım ki bunu yaşayan isimler var. Bakınız Onur Bey. Nerelerden geldi? Çok da istikrarlı geldi devamında. Güzel gidiyorsunuz. Buyursunlar efendim. Sorumuzun sahibi Çağrı Bey. Alayım. Paris'in P'si. P harfi 110 puan kazandırabilirmiş. Kategorimiz matematik. Buyursunlar sorumuz. Başta 4 işlem olmak üzere birçok sayısal fonksiyonu olan elektronik araçtır. Süremiz başladı. Hesap makinesi. Hesap makinesi. Görelim. Tebrikler. Onur Bey çok manidar bir bravo dediniz. Bayağı zor bir soruydu. Öyle demeyelim. İnşallah Onur Bey'in de umduğu, beklediği bir soru olur. Hani şey, zorluk kolaylık derecesi açısından i̇şte. Şimdi gelecek sorumuz. Buyursunlar. Onur'un O'su. Onur'un O'su. 100 puan değerinde kategorimiz tarih olacak. Geliyor. İnebolu'dan Ankara'ya uzanan, Kurtuluş Savaşı'nda kanılarla cephanenin ulaştırılmasında kullanılmış hattır. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? İnebolu'dan Ankara'ya uzanan, Kurtuluş Savaşı'nda kanılarla cephanenin ulaştırılmasında kullanılmış hattı arıyoruz. Kurtuluş Savaşı'mız açısından çok önemli bir güzergahtır. O güzergaha ne ad verilmiş olabilir? Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha.
Özellikle o güzergahtaki vatan uğruna Türk kadınının verdiği mücadeleler ve sembol isimler bugüne kadar adlarını tarihe yazdırmışlardır. Şerife Bacı gibi. Kutularımızdan bir tanesini daha açalım. Bir kutu daha. Kaldı elimizde 6 harf. 30 saniye süremiz var. Aradığımız cevap kimden gelecek? İnebolu'dan Ankara'ya uzanan Kurtuluş Savaşı'nda kanılarla cephanenin ulaştırılmasında kullanılmış hattı arıyoruz. Buyurun Çağrı Bey. İstimlak yolu. İstimlak yolu. Doğru mu? Görelim. Değilmiş. Buyurun Irmak Hanım. İstiklal yolu. İstiklal yolu. 60 puan kazandıracak mı Irmak Hanım'a? Görelim. Kutlarız. Evet, Kurtuluş Mücadelesi'nin önemli güzergahıydı. Tebrik ediyoruz Irmak Hanım'ı. Ve efendim sıradaki sorumuzu alıyoruz. Kiminle birlikte? Gülce Hanım'la. Ne dersiniz Gülce Hanım? Yine Nura'nın N'si diyeyim. Nura'nın N'si. 90 puan değerinde kategorisi yiyecekler olacak. Geliyor sorumuz. Ticari değerinin yüksek olması nedeniyle siyah elmas olarak adlandırılan besindir. Süremiz başladı. Trüf mantarı. Trüf mantarı. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Bu cevabın ardından bir kez daha puan tablosuna bakacağız. Çünkü son 8 soruya giriyoruz. 1310 Çağrı Bey, 820 Gülce Hanım, 660 Onur Bey, 600 Irmak Hanım. Finalde kimler yarışacak? Şu tabloyla 4 yarışmacımızın da final şansı devam ediyor. Buyursunlar efendim, Irmak Hanım'dayız. Irmağın ısı. Irmağın ısı. 110 puan demek. Bu kez kategorimiz yapılarmış. Geliyor sizin için. Toprak veya binanın kaymasını önlemek amaçlı ve direnç sağlayan yapıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif. Gülce Hanım buyurun. İstinat duvarı. İstinat duvarı. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Evet. Yapılar kategorisinin sorusu da iç mimarımız Gülce Hanım'a gitti efendim. Böylece güzel puan aldık. Şimdi 7 sorumuz kaldı. Çağrı Bey seçiyor sıradakini. U alayım. U harfi 100 puan değerinde. Kategorisi sorumuzun genel kültür olacak. Geliyor Çağrı Bey için. Mitolojide önemli bir yere sahip olan, güzelliği dillere destan kadın karakterdir. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Mitolojide önemli bir yere sahip olan, güzelliği dillere destan kadın karakter. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Birçok eserde, hatta sinema filminde. Buyurun Irmak Hanım. Truvalı Helen. Truvalı Helen. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Bu kez oldu Irmak Hanım. Bu kez kimin sorusuydu? Çağrı Bey'in sorusunu. Evet, Çağrı Bey'in sorusunu aldım diyor. Özellikle. Liderin sorusunu aldı Irmak Hanım. Birkaç soruda fark ettim. Butonla cevap verirken Çağrı ile aynı anda basıyoruz ama inanılmaz hızlı hareket ediyor. Onu o şey olmuştu, bozulmuştu. Çok o yüzden bu soruyu ondan almak iyi oldu. Hem doğru cevaplar hem de buton hızı Çağrı Bey'de bayağı yüksekti. Irmak Hanım bu kez güzel kurtardı aradan. Şimdi sıradaki sorumuzu alıyoruz. Onur Bey'deyiz. Kastamonu'nun K'si. K'si. 100 puan değerinde. Kategorimiz deyimler olacak Onur Bey. Alırız.
bilmediği, aklının ermediği, yetkisi dışındaki bir işe karışmak anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif. Ben bilirim diyen var mı? Bilmediği, aklının ermediği, yetkisi dışındaki bir işe karışmak. Aynı zamanda günlük dilde şöyle de kullanırız. Tahammül sınırlarını... Kategorimiz anlam bilgisiymiş. Geliyor efendim. Bir iş için en uygun zamanı ve işi yapacak kimsenin ters davranmayacağı dönemi anlatan ifadedir. Süremiz başladı. Gülcan'ımın 10 saniyelik süresinden sonra butonlar aktif hale gelecek. Gelmedi. Buyurun Çağrı Bey. Eşref saati. Eşref saati. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Orada öyle bir çekişme var ki gerçekten böyle hani. Herkes, tüm dikkatler orada yani. Hani ikisi arasında çok ciddi bir çekişme var. Bakalım sonucu ne olacak? Puan olarak değil ama. Buton olarak. Evet, Çağrı Bey ile Irmak Hanım'ın buton rekabetinde evet. Bu soruda Çağrı Bey daha erken davranıp puanı aldı efendim. Son 4 soruya gireceğiz ve puan tablosuna bir kez daha bakacak olursak kimlerin final şansı devam ediyor? 1390 Çağrı Bey artık finalde, rakibi kim olacak? 1030 puanlı Gülce Hanım mı? 690 puanlı Irmak Hanım mı? 660 puanlı Onur Bey mi? 4 sorudaki puan dağılımı belirleyecek efendim. Irmak Hanım'la başlıyoruz son 4 soruya. Trabzon'un T'si. Trabzon'un T'si 100 puan değerinde. Kategorisine baktığımızda sağlık olacak. Sorumuzun kategorisi geliyor. Çeşitli ruhsal rahatsızlıkları dindirmek için kullanılan ilaçlara verilen genel addır. Süremiz başladı. Buyurun Çağrı Bey. Antidepresan. Antidepresan. Irmak Hanım'ın da eczacı hatırlatmak istiyorum. Çeşitli ruhsal rahatsızlıkları dindirmek için kullanılan... Teşekkür ederim, hatırlatmışım. ...ilaçlara verilen genel ad. Bazen insan ismini bile hatırlayamıyor o heyecanla. Acaba Çağrı Bey 100 puan kazandı mı bu cevabıyla? Görelim. Tebrikler. Yalnız Çağrı Bey cevaptan çok evet. O tarafa yüklenmesin. Demin çünkü ilk ateşi o attı. Evet. Burada da güzel bir cevaptı. Irmak Hanım'ın sorusunda puanlar Çağrı Bey'e gitti. Bakalım Çağrı Bey'in sorusunda puanlar Çağrı Bey'e gidecek mi? İnşallah. Görüyoruz. Hakkari'nin H'si olsun. Hakkari'nin H'si 90 puan değerinde. Kategorimize baktığımızda tarihten gelecek efendim sorumuz. Buyursunlar. 1912-1913'te Osmanlı Devleti'nin Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ'la yaptığı savaştır. Süremiz başladı. Balkan Harbi. Balkan Harbi. Görelim. Tebrikler. Ben bilirim de final turu öncesi son iki sorumuz. Onur Bey'le alıyoruz sıradakini. Ü olsun. Ürdün'ün Ü'sü. Ürdün'ün Ü'sü, Ünye'nin Ü'sü. Kategorimiz anlam bilgisiymiş Onur Bey. Buyursunlar.
Kendilerine özgü giyinişi olan, zaman zaman argo kullanan, gözü pek, hayta, haylaz delikanlılar için kullanılan tabirdir. Süremiz başladı. Gelmedi, tüm butonlar aktif, ben bilirim diyen var. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Buyurun Çağrı Bey. Hünkar Bey'i. Hünkar Bey'i. Doğru mu? Görelim. Hayır dediler. Özellikle geçmişte hani o kendilerine has kıyafetleri. Buyurun Çağrı Bey. Külhan Bey'i. Külhan Bey'i. Hünkar Bey'inden Külhan Bey'ine dönüşümüz 70 puan kazandıracak mı? Görelim. Tebrikler. Ve efendim 4 kişi birlikte cevaplayacağımız son soru Gülce Hanım'ın sorusu. Geliyor harflerimiz. Şey harfi, şey son şansım. Evet, bu kez şey harfi kaldı elimizde. Kategorisi benzetmeymiş Gülce Hanım. Alıyoruz. Merhametsiz kimseler için kullanılan bir benzetmedir. Süremiz başladı. Taş yürekli. Taş yürekli. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Ben bilirim de 4 yarışmacımızla 56 soruyu geride bıraktık. Puan tablosuna bakma vakti efendim. Kimler finalde? 1650 puan toplayan Çağrı Bey finalde. 1110 puanla da Gülce Hanım. Çağrı Bey'in finaldeki rakibi, tebrik ediyoruz. Evet, bu akşamın üçüncülük, dördüncülük sıralaması da şöyle olmuş. 690 puan topladı Irmak Hanım, ben bilirim de. Hemen yakınında 30 puan gerisinde de Onur Bey yarıştı. 660 ile tamamladı. Kutlarız. Evet, iki isimle vedalaşacağız. İki isimle final turuna geçeceğiz. Ne dersiniz Irmak Hanım, nasıldı bu akşam sizin adınıza? Çok keyifliydi, antidepresana kadar. Çağrı ve Gülce favorimiz zaten. O yüzden ikisinin finali kalması şaşırtıcı olmadı benim için. Bakalım iyi olan kazansın diyorum. Güzel bir enerjiniz vardı. Ağırlamaktan memnun olduk Irmak Hanım. Çok teşekkür ederiz. Dediğiniz gibi zaten başlangıçta favoriniz Çağrı Bey'di değil mi sizin de? Evet, evet. Çağrı Bey'di. Çağrı Bey de maşallah bütün ekibin o beklentisinin hakkını vererek yarıştı. Ama yer yer yükseldiğimiz güzel birçok soru da aslında dengeli bir yarış oldu. Fakat o ikinci turdaki yüksek puanlı sorular, evet, sonucu etkiledi. Şanslı oldu benim için. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederiz efendim. Onur Bey siz ne dersiniz? Çağrı'yı ve Gülce'yi ilk başta tebrik ediyorum. Çok keyifli vakit geçirdik. Yani kamera bir gösterirse buton da hala eli. Hani bu bence kritik bir başarı için önemli bir nüans. Ama çok keyif aldık. Arkadaşlarımız da buradan çıkınca devam edecek en azından. Benle ilgili bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Çok keyifliydi. Çok teşekkür ediyoruz. Büyük keyif. Gerçekten çok disiplinli bir rakibiniz vardı. Az önceki hala resimde butonda de gördüğümüz, evet, gibi. Evet. Çek çek. Birazdan final turunda yarışacağız. Onur Bey'e de çok çok teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, bugünün birincisi kim olacak? Ödül bölümünde kim temsil edecek bu ekibi? Birazdan 10 soru cevaplayıp onu göreceğiz. Hadi birlikte final turumuza geçelim. Baldız. Karakaya. Nil Burak. Arzu etmek. Tennure. Şıpıdık. Ispanak. Su uçtu. Kutlarız. Beklemiyordunuz herhalde. Yok, ben de çok beklemiyordum. Çünkü cevap çıkınca herkesten çok siz şaşırdınız. Sicilya, Nilo'ya. Kutlarız. Teyze olmanın avantajları. Gülce Hanım güzel gördü. Irmak Hanım da hatırladı zaten cevap çıktıktan sonra. Yok, hiç hatırlamadım. Hatırlamadı mı? Ha, o bakış hatırlama bakışı değil yani. Allah Allah, bak. Vantuz. Fahri. Ali Rıza. Payidar. Düello. Alageyik. Kutlarız. Arkadaşlarının şaşkın bakışları arasında yine... Benim de şaşkın bakışlarım arasında. Puanı aldı Çağrı Bey. Kutluyoruz Çağrı Bey. Hattat. Kutlarız. Evet.
sevgili seyirciler, Ben Bilirim'de artık son sorulara geldik. Final turuna geldik. 10 sorumuzun ardından günümüzün birincisi belli olacak. Çağrı Bey finale avantajlı yükseldi. 1650 puanla. Gülce Hanım 1110 puanla finale yükseldi. 540 puanlık, yani 3 soruluk bir avantajı var Çağrı Bey'in. 10 sorunun ardından günün birincisi belli olacak. Kategorilerimizi seçmeye Gülce Hanım'la başlayacağız. Buyursunlar. Bu akşamki kategorilerimiz genel kültür, tarih, coğrafya, yabancı sinema ve müzikmiş. Hangisiyle başlayalım Gülcan? Müzik iyi diyelim. Müzik İzmir'in iyisi. İşte final turumuzun açılış sorusu. Elektrikle veya pille çalışan nostaljik bir müzik dinleme aracıdır. Bu soruda bir kutumuzu açma hakkımız var. Gülcan Hanım buyurun. Pickup. Pickup. Üç soruluk avantajı vardı Çağrı Bey'in. Cevap doğruysa iki soruya düşecek. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Finalde durum 1-0 oldu. Şimdi Çağrı Bey'le seçiyoruz efendim ikinci sorunun kategorisini. Genel kültür L. Genel kültür L harfini göreceğiz cevabımızda. Bakalım nasıl sorulmuş? Bilgisayarlardan önce hayatımızda önemli yer tutmuş, yazı makinesi olarak da bilinen alettir Çağrı Bey. Daktilo. Daktilo. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Finalde durum 1-1 oldu. Şimdi Gülce Hanım seçiyor kategoriyi. Yabancı sinema A. Yabancı sinema A harfi göreceğimiz harf. Buyursunlar. John Travolta, Samuel Jackson, Uma Thurman gibi oyuncuların rol aldığı 1994 yapımı Oscar ödüllü filmdir. Süremiz işliyor. Bu soruda iki kutumuzu daha açma hakkımız var. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir tane daha. Son 5 saniye, 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye. Evet, buradan puan alamadık. Ucuz roman. Ucuz roman. Doğru mu? Görelim. Evet, ucuz romandı. Süre içerisinde gelmedi. Sağlık olsun diyelim efendim. Ve yolumuza devam edelim Çağrı Bey'in kategorisiyle. Can'ın C'si coğrafya. Coğrafya Can'ın C'si. Buyursunlar sorusu. Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan 1957 metre yükseklikteki volkanik oluşumdur. Süremiz işliyor.
sunduğu Ben Bilirim devam ediyor. Ben Bilirim'in son sorusunu alacağız. Artık zaten Çağrı Bey ödül bölümünde yarışacak isim. Bakalım kalan sorumuz neymiş efendim? Ekranımız geliyor. Tarih kalmış, ı harfi kalmış. Sorumuz da şöyle sorulmuş. Padişahların Divan-ı Hümayun toplantılarına katılmaması dolayısıyla kararların kendilerine bildirildiği mekandır. Süremiz işliyor. Bu soruda iki kutumuzu açma hakkımız var. Kutularımızdan bir tanesini açalım. Bir tane daha. Son 7 saniye. 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye. Gelmedi aradığımız cevap. Bakalım o mekan neresiymiş? Arz odası mı? Arz odasıydı aradığımız cevap. Biraz geç hatırladık. Aynen. Sağlık olsun diyelim. Sevgili seyirciler, Ben Bilirim'de 66 soruyu geride bıraktık ve son kez puan tablosuna bakma vakti. Bu akşamın birincisi, ödül bölümünde yarışacak isim 2650 puanla Çağrı Bey. Bu akşamın ikincisi ise 1510 puanla Gülcan. Kutlarız. Evet, bugün birçok turda hızlı cevaplar geldi, hızlı bir yarış izledik ve finalimizi de yaptık. Çağrı Bey'i ödül bölümüne uğurladık. Gülcan, ne dersiniz bu akşam için? Beklenen bir sonuçtu. Çok keyif aldık. Zaten Çağrı'dan aşağısını beklemiyorduk. Ama siz de uzun süre liderlik koltuğunda kaldınız. Yani evet, ben de ona şaşırdım. Yani biraz şans oldu tabii. İkinci turdaki birkaç soru şans eseri, hani bildiğim sorulardı. Hani başka bir coğrafya sorusu gelseydi muhtemelen bilemeyebilirdim. Yok ya, kendinize haksızlık etmeyin. Bence gayet güzel yarıştınız. Zaten finale yükselirken de kaç puan? 540 puanlık farkla arada bir mesafe vardı. Onun için yani çevrilebilecek de bir yarıştı. Bence orada da buton konusunda biraz böyle bir iki soruda şey oldum. Yani bilmediklerim de vardı tabii ki ama işte buton hızı konusunda belki biraz daha arayı kapatabilirdim. Güzel yarıştık. Ağırlamaktan çok memnun olduk. Teşekkür ederiz. Biz de çok mutlu olduk burada olduğumuzda. Efendim. Çağrı Bey, tebrik ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasıldı sizin adınıza bu akşam? Bence çok keyifliydi. Gerçekten çok eğlendik arkadaşlarımızla birlikte. Bakalım inşallah final bölümünde de bu şekilde sonuçlanır diye ümit ediyoruz. Evet, yine başarılı ve keyifli rakipleriniz olacak. İnşallah. Umarım orası da sizin adınıza eğlenceli, keyifli geçer efendim. İnşallah. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Ödül bölümünde de. Sevgili seyirciler, Ben Bilirim'de bu akşam da sona geldik efendim. Buyurun, siz de bizimle birlikte yarışmak istiyorsanız, Ben Bilirim diyorsanız başvurularınızı www.tv360.com.tr adresinden yapabilirsiniz efendim. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.